Merhaba arkadaşlar. Bugün salça yapacağız. Her konuda olduğu gibi bu konuda da uzman kişiyim. Size nasıl salça yapılır, nasıl güzel salça yapılır onu göstereceğim ve onu anlatacağım. Siz de artık bundan sonra kendi salçalarınızı kendiniz üretebileceksiniz. Annem ilistir aramaya gitti. İlistiri bulsun. Başlıyoruz. Anne gel, anlat da olayları sen bana. Ben de çok biliyormuş gibi anlatacağım. Anne. Önceden domateslerimizi 3'e 4'e bölüyoruz. 5 kiloluk, 10 kiloluk şişelerin içine koyuyoruz. Şurada şişeyi göster. Sonra üzerine işte bu 10 kiloluk şişe için 4 apas tuz, kaya tuzu. Kaya tuzu değil mi anne? Kaya tuzu ekliyoruz. Sonra güneşte 10 gün, 1 hafta bekletiyoruz. Bu kıvama gelinceye kadar, ilistirden süzülecek kıvama gelinceye kadar bekletiyoruz. Sonra da ilistirden geçiriyoruz. Böyle böyle. Bu zaten yumuşadığı için ilistirin altından çıkıveriyor. İlistirden süzeceğiz, geçireceğiz böyle. Kabukları ilistirin üstünde kalacak. Bu etli kısımları altına geçecek. Sonra da biziniye koyup güneşin altında bekleteceğiz. Suyu buharlaşıncaya kadar. Güneşin altında bekletirken üstüne bir tülbent örtün. Çünkü üzerine sinekler gelebilir. Ha bir de biz bunun içine sadece domates koymuyoruz. Bursa biberi de koyuyoruz. Kapya biber de deniliyor. O biberden de koyuyoruz. Daha lezzetli oluyor. Güzel bir lezzet veriyor. Çok koymuyoruz da. Azıcık üstüne ondan da ekliyoruz. Domatesle birlikte onu da doğruyoruz. İçine koyuyoruz. O da eriyor. Yani domatesle birlikte. Biberle karışık domates salçası olmuş oluyor. Biz böyle seviyoruz. Başka türlü seven başka türlü yapıyor. Sadece domates yapar. Salça yapmak benim en eğlendiğim iştir. Çok eğlenceli bence. Şöyle bak, tadına bakıyorum. Şimdi bile o kadar lezzetli ki. Sonra salça kıvamını alınca da artık cam şişelerin içine alıp içeriye alıyoruz. Saklamaya alıyoruz. Hiçbir şey olmaz. İçinde zaten tuz var. Hiç bozulmaz o. Ekstradan tuz atmıyorduk değil mi anne bunun içine? Yok. Bittikten sonra atmıyoruz değil mi? Tamam. Atmıyoruz. Tuz azsa atabiliriz. Yani tuzunu şöyle bakıp ağızlarının çokluğunu anlarsınız. Ben ya sürekli anlıyorum. Kulak, ağız, burun, o mu? Evet. Bak son kısımları kaldı artık. Böyle elinden fışkırma gibi durumlar olur. Onlar olacak. Bitti oldu burası. Böyle elinle şöyle yaptıra yaparsın. Bütün eti gider içine. Kabuğu kalıverir. Ben bizim köyde en iyi salça yapan kızdım biliyor musun? Köyün en iyi salça yapan kızıyla evlendim. İstatistiklerde yanlışlık vardır. Anneme sor. Aha anneme sor. Değil mi anne? Beni kaç kişi istedi çok güzel salça yapıyorum diye. Bizim köyde en önemli meslek budur yani. Kız çok güzel salça yapıyorsa geri hiçbir şey yapmasa da olur. Ben halı dokumasını da bilirim. Halı dokumasını da bilirim. Hı.
Bitti artık. Hiç bak. Aha, hiç suyu kalmadı bak. Sadece kabuğu kaldı. Bitti artık bunları. Bunları nereye alayım anne? Bidonun içine bakıyorum. Daha az döktüğüm bidonun içine. Tamam. Bak. Bak. Bak bak. İlistirin altına bak. Bak. Gördün mü? Hep onlar salça işte. Salçanın hası bak hası. Salçanın kralı. Tadına sen bakacaksın. Bak bak bak. Salçanın kralı burada. Kralı. İlk bu suyunu aldırıyorum. Çünkü bu suyu zaten hiçbir işe yaramayacak. Buraya da döksem daha çok güneşte kuruyacak. Daha güneşte kalma süresi daha çok uzayacak. Onun için ilk bu suyunu süzdürüyoruz. Çok koymuşum. Normalde bu kadar çok koymamak lazım. Rahat yapamıyorum. Şov yapacağım herhalde. Hepsini boşaltmışım. Ne kadar cıvık bak. Bir de su. Ama biz yine daha lazım. Anne taşıyacak bu. Allah Allah. Daha derin bir zin yok mu? Bu böyle cıvık ama güneşte dura dura katılaşacak. Katılaşmaya başladığında her gün karıştıracağız. Her gün karıştıracaksın daha. Her gün oluncaya kadar her gün karıştıracaksın. Üstünü örtmezsen hemen sinekler içine girer. Hani şuna da var mı tüyü? Oh, bunlar da cevizlerimiz. Cevizlerimiz de hazır. Bu sene kışa çok iyi hazırlandık. Bakalım inşallah kışa kadar ölmeyiz. Orada incirler. Orada mısırlar. Orada yaş cevizler kaburcaklanacak. Orada biberler. Kışın kızartıp yiyeceğiz.
salçalar, hepsi. Şunları biz de ipe dizelim. Evet, salça işini bitirdik. Yaptık, kollarımın her yeri kaşınıyor. Tuzlu it olduğu için insanı kaşındırıyor. Şuralarım falan nasıl kaşınıyor. Bitirdik. Artık bundan sonra her gün karıştıracağız. Ve o suyunu çekmesini bekleyeceğiz. Sonra da kavanozlara koyup katı bir kıvam alıncaya kadar bekleyeceğiz. Çünkü cıvık olursa çok daha çabuk bozulur. Biz katı yapıyoruz. Yemeklerin içine koyarken de onu sulandırıyoruz. Yani konsantre bir salça elde etmiş oluyoruz. Biz, bizim her yediğin yoğurt yiyiş şekli farklıdır. Biz salçamızı bu şekilde yapıyoruz. Siz farklı şekilde yaparsınız. Biz bu şekilde yapıyoruz. Yemek yaparken de o konsantre salçayı suyla birlikte karıştırıyoruz. Sonra yemeğin içine koyuyoruz. Bu şekilde kullanıyoruz. Biber salçamız çok daha güzel oluyor. Yakında biber salçası da yapacağız. Bu kadar. Abla satıyor musunuz diye soracaksınızdır. Hayır, satmıyoruz. Bize kadar. Maalesef. Kendimize kadar yapıyoruz. Umarım beğenirsiniz. Umarım faydalı olur. Eksiklerim varsa siz söyleyin. Video çekerken eksiklerim. Yaptığım hatalar varsa siz bana söyleyin. Ben de kendimi düzelteyim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.